Allah Allah ya, konuş sanki kim ne diyecek sana. Ama bir tık kısayım, çok geliyor sizin. Gaz station. Bir bakalım. Şunu yakın başka bir şeyler bulabilir miyiz? Burada bir şeyler var. Fel, tek bir yere bakmamak her zaman daha iyi olur bu tarz işlerde. Biz bu Pure Ref'te şey yapabiliyor muyuz acaba? Mesela imaj. Sen crop yapabiliyordum ya. Neyse. Alacağım bir sorun daha olacak, 2 dakika yine. Bilmiyorum. Hemen Bu sor. mesela dıldan hemen şey yaptık ya, diktik ya burayı. Ama normal layer'dan yaptık. Bunun rengini değiştiremem değil mi? Tekrar yapmam gerekiyor. Ya değiştirirsin, değiştiremezsin. Sağ click levels yapsana bir. Burada oynayabilirsin biraz renkleriyle ama doğru layer'da mısın? Aynen. Renkler değişiyor ama doğru mu değişiyor bilmiyorum. Beyaz oluyor genelde. Buraya çeksin. Bir ara gösteririm ben sana. Sanki vardı ya. Bunu modelleyelim o zaman. Hem farklı şekiller de var üzerinde. Extrude var, bevel var. Sindir kare. Gider bu ya.
Ama biz yine bakalım birkaç tane gaz. Alo. Alo. Yazıyorum yazdım niye cevap vermiyor? İşimiz var çünkü kardeşim. Azıcık Discord'a girip baksan. Sen de bir cevap mı yazsaydın? Yayının çok kötü. Yayın çok mu kötü? Piksel. Feyzi yayın piksel piksel mi? Bana normal geliyor ama. Aslında şu an bir şey yapıyor musun? Donmuş da olabilir. Yok. İyi gibi yani. Ben biraz pikselleşti evet. Şey YouTube'da da açık ya. Ama ötürü ki bence kendi internetinden kaynaklı. Yani şu an yüksel oldu evet. Şimdi Her saat şeyden de kaç? yakından sonundan olabilir. Shortcutlarımızı açalım. Şimdi bir genel Blender üzerinden mi gidelim yoksa model üzerinden mi gidelim? Blender aslında dersi var zaten. O zaman şey yapalım. biz daha çok model üzerinden konuşalım. Zaten Blender'ın araçlarının gereçlerini de o ara konuşuruz. Öncelikle arkadaşlar merhaba. Yeni katılan varsa onlara sorsan daha iyi. Bu bizim arayüz, Blender arayüzü biraz farklı. Onda gerçeği atmak lazım. Atölye paylaşımı. İndirebilir içeriklerden indirip buraya atalım. Kullanmak isteyen olursa. İndirebilir. Atölye paylaşıma şey paylaşıyorum. Blender işte arayüz ve matcap diyelim. Tane link paylaştım. İsteyen oradan benim arayüzü indirebilir. Bu arayüzde ne var? Bir tane layout'umuz var. Normalde siz Blender'a ilk açtığınızda bu alanı görüyorsunuz ve genelde buradan modelliyorsunuz. Biz bunu yapmayacağız. Direkt bu modeli kısmında modellememiz yapacağız. Burada sadece sahne mahne ayarlarsak o zaman buraya ilatacağız. Diğer menüler aynı. Sculpting, UV Editing, Texture Paint, Shading, Animation, Rendering. Ya bunların hepsi geri kalanıyla aynı. Sadece şu iki panel arasında bir fark var. Bir de işte buraya böyle ayarladım ben bu. Gerçi ben ayarlamadım. Ben de hazır aldım bir yerden de. Bu şekilde ayarlı. Sonra bende matcap açık şu an. Modellerken kıvrımları, köşeleri daha rahat görmemiz sağlıyor. Onun için yine verdiğim o linkin içinde matcap var. Onları indirip preferences'tan lights kısmına şuraya attığınız zaman hatta şöyle hemen altına install deyip atıp atölye paylaşımının resmini paylaştım. Install deyip direkt yükleyebiliyorsunuz oradan. Sonra burada da
Solid moddayken Mat gibi seçersin. Normalde stüdyoda olabilir. Mat gibi seçip Cavity açıp şurayı bot dersiniz. Şurayı da hatta Word diyeyim. Arka plan böyle olsun. Böyle bir görünüm elde edersiniz. Bu hem biraz modellerken modeli biraz daha güzel gösteriyor. Hem modellerken modeli biraz daha güzel gösteriyor hem de nasıl diyeyim şu cavity'leri falan görebiliyoruz işte kenarlardaki. Gerçi güzel gözükmesinin sebebi de bu biraz. Modelde bir bozukluk olduğu zaman da görebiliyorsunuz. Bende bir de şöyle bir şey var. Genelde Blender'a yeni başlayan arkadaşlar yüzeyler konusunda çok hata yapabiliyor. Yani yüzeyler ters dönük oluyor ama onu fark edemiyor. Şuradan backfacing calling'i kapat ya açarsanız burada belki hocam biraz kısık olabilirsin sesi. Bu backface calling'i açarsanız böyle arka yani yüzeyin ters yüzeyleri görmezsiniz. Görmediğiniz bir yüzey üzerinde hata yapma ihtimaliniz de kalmaz. Başta bir bunları açın. Matcap açın. İşte dediğim gibi obje backfacing'i açın, cavity açın. Şunları isterseniz fullleyin hatta. Böyle bir kendinize göre rahatlık alanınıza göre bir programınızı ayarlayın. Yine atölye paylaşımında bir tane resim var. Burada Blender'da sıfırdan başladığınızda açmanız gereken add-onların listesi var. Bunu yine ben kendim gösterdim. Daha önceki derslerde tek tek ne işe yaradığını falan da anlattık bunların çoğunun. Önemli olarak sadece şunu söyleyeyim. Loop Tools'u açın. Loop Tools'uz olmaz. Bir de şu Node serisini açın. Bool Tool'u açın. Gerisi çok önemli değil. Gerisi zamanla alıştıkça da açabilirsiniz. Ama şu Loop Tools, Node kısmı, Bool Tool. Bunlar çok önemli. Açılması, kesinlikle açılması gereken tool'lar. Şu alttakinde var mıydı bir şey? Kesinlikle açılması gerekir dediğimiz. Yok o da aynısı zaten. Onları bir açın. Ya olmazsa olmaz Blender'da kullanıyorsanız eğer. Avantaj ne? Standart setup'lar. Soruyu tam anlamadım. Şu an kullandığımızın ya ben biraz daha kişiselleştirdim kendime göre. Mesela layer kısmı daha uzun. Modellerken daha büyük bir alana bakıyorsunuz. Şu altta animasyon kısmı yok. Bu arada animasyon kısmı yok derken boşluk tuşunu Keymap'ten şuradan değiştirin. Ben normalde Search'te tutuyorum ya da Tools'ta tutuyorum. Ya böyle basınca boşluğa tool'lar çıksın. Ya da search çıksın ki genelde ben burada search'te tutuyorum. Benim daha çok işime yarıyor. Play'de olmasın. Yani normal modelleme yaparken animasyon yapmıyorsunuz. Play'de olmasının bir anlamı yok. Vay Feyzi yazı sohbetten bir şey yazarlarsa söylersin. Ben YouTube kısmına bakıyorum sohbete. Bakalım. Şimdi ben bir referans belirledim. O referans üzerinden anlatalım programı. Bizim nerede şeyimiz? PureRef kullanacağım. Bu PureRef'i de hızlıca anlatayım. Böyle referans programı. İçine resimlerinizi direkt Google'dan kopyala yapıştırla atabiliyorsunuz. Mesela bir tane resim açalım. Şöyle bir resim açalım. Fark etmez. Direkt sağ tıklayıp kopyala CTRL-V deyip yapıştırabiliyorsunuz buna. Bunu sonra içinden de dışarı aktarabiliyorsunuz. Kullanışta PureRef'te
Yine bunu Dovlant kısmını paylaşayım ben. Bazen arkadaşlar burada yanılıyor. Yani paralı mı uygulama diyor. Burada custom deyip buraya sıfır yazdığınız zaman Dovlant linki geliyor. Ben bunu da atölye paylaşımı atayım. VF programı diyerek. Bu bize ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Normalde arka plana koyup da çizebiliriz bazı şeyleri ki ben de genelde öyle çiziyorum silah falan yaparken. Ama böyle bakarak çizmemiz gereken yerlerde bu çok işimize yarıyor. Bunda mod kısmına gelip Always on top dediğimiz zaman bu sürekli ekranın üstünde kalıyor. O yüzden rahat ediyoruz. Bende ikinci monitör var ama yine de bunu kullanmak daha rahat oluyor benim için. Hemen yanımdaki monitöre bakmaktan daha kolay geliyor. Kaydır hocam, yayın kaydediliyor zaten. Aynı şekilde bittikten sonra canlı yayınlar kısmına düşer. Bugün şöyle bir şey modelleyelim. Direkt. Bunu da ben mesela siz söyleyin nereden başlayalım ya da bunu bu modeli gördüğünüzde nereden başlamak geliyor aklına? Feyzi mesela sen bu modele nereden başlarsın? İlk baktığın zaman. Zeminden başlarım altındaki taştan. Peki Yasin hocam siz bir şey demek ister misiniz? Burada mısınız? Selamünaleyküm. Sesin çok az geliyor. Ayarlamaya çalıştım da ayarlayamadım ya. YouTube'dan da maz geliyor hocam. Bir şikayet olmadı ama bir Diyorum ki kulaklık takıyorum her zamanki gibi de. Bilgisayarından başlatayım ya. Ne yapacağım? Yo yo. Sordum soruyu anladınız mı hocam? Şu an sesin çok çok derinden geliyor. Ha, sizde bir sıkıntı var o zaman ya. Feyzi var mı değişik sesle? Yo, ben net duyuyorum. Ya duyamayan başka arkadaş var mı? Yok sanırım hocam. Sen devam et, ben bir bakacağım. Feyzi bir yandan doğru aslında. Eğer obje odaklı gideceksen bence direkt bunların blok altından yani şu şeylerden başlayıp da en son zemine inebilirsin. Çünkü burada zemin bir ana obje değil. Onları destek gibi tutan bir nesne gibi duruyor daha çok. Ama mesela bütün olarak bakarsan zeminden de başlayabilirsin. Hani zemine oranla bunları ayarlayabilirsin. Öyle bir şey de olabilir. Ben ama karşımda mesela bir tane küp var. Direkt hani şunun bir blok altını çıkartaraktan başlayayım. Bu şurada kısıyorlar, bastığım tuşlar gözüküyor. Shift'e basarak işte mouse'un ortasına tıkladığım zaman şöyle yapayım. Shift mouse ortasını yaptığım zaman kameramızı hareket ettiriyoruz. Sadece mouse'un ortasına basınca böyle etrafını döndürebiliyoruz. Mouse'un tekerlerini yukarı aşağı yaparak da yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Bunlar temel komutlar zaten. Bir de numpad kısmında 1, 1'e, 3'e, 7'ye basarak şurada solda görebilirsiniz. Front, right, top gibi kısımlara dönebilirsiniz. Bunda bir şey var mesela. Ben tam bunun arkasına bakmak istiyorum. Yani şu an fronttan bakıyorum. Back arka kısma nasıl bakacağım? 1'e bastınız, 9'a basarsanız arka kısmını gösteriyor. Aynı şekilde 7'ye bastınız, 9'a bastınız alt kısmını gösteriyor. Yani 9 burada her zaman baktığınız için tam tersini gösteriyor size. Bu da bir kısa bilgi, önemli bilgi aslında. Kameralarda çünkü sürekli bunu 1, 4 ya 1, 3, 7 bunu kullanıyorsunuz. Sabit bir açıdan modellerken. Bir de genelde şey oluyor. Eliniz birine alışıyor mesela. Ben genelde bu açıdan yani X ekseni yatayda, Z ekseni dikeydeyken bir kamerasından çalışıyorum. Bir aralar şu 3'ten çalışıyordum. Bu sizin tamamen elinize göre değişir ama şöyle bir sıkıntısı var. Mesela ben burada SX yaparken böyle gidiyor. Burada bakarken SY yapmam gerekiyor yanları açmam için. Ona işte bir şekilde kendinizi ya 1'e ya 3'e alıştırın. Hangisi işinize geliyorsa.
Ki genelde 3 daha yani şu anki yandan baktığımız açı daha önemli, daha iyi gibi. Y ekseni çünkü yatayda kalması daha iyi oluyor. Bunu kendiniz de çözersiniz. 1, 3, 7 kamera hareketi. Hızlı kamera hareketi diyelim gerçi. Bir de direkt ortografiye geçiyor. Perspektifte değiliz şu an. Ortografideyiz. Bir diğer püf nokta, ben mesela Blender'de diğer programların aksine mesela şöyle seçim yaptığım zaman sadece bu noktayı seçti. Arkasındaki noktayı seçmedi. Hangi açıdan bakıyorsun? Neyse, birden bakarken şöyle seçtim. Arkadaki noktayı seçmedi. Blender arkadaki noktaları seçtirmiyor arkadaşlar. Eğer 3D Max'ten falan geçen varsa ben arkadakini de seçtim deyip de böyle devam eder modellemeye. Buraları çekiştir mesela. Sonra modeli bir çevir. Böyle yamuk. Bu çok yaşanabiliyor bu programda. Ki ben bile bazen hani bildiğim halde yapıyorum bu hatayı. O yüzden X-Ray var burada. Bunu açmanız gerekiyor. X-Ray açtığınız zaman zaten bir saydam görünüme geçiyor. Bu şekilde arkasındaki yüzeyi de seçebiliyorsunuz. Bir de şöyle seçim var. Kare seçim. Tam ters seçimden çıkaracaksınız. CTRL'ye basıyorsunuz. Mesela seçtim burayı. Shift'le buraya ekledim. Shift'le buraya ekledim. Shift'le buraya ekledim. Arkaları seçimden çıkaracağım. CTRL'ye bastım. Yine aynı şekilde seçimden çıkardım. Yani burada başka seçim şeyleri de var. Select box. Genelde box'ta dursun bu. Bazen şöyle circle'a falan kayabiliyor ya da lossoya. Ben çok kullanmıyorum ama böyle seçmek işte isterseniz böyle bir seçeneği var işte. Çok kullanacağınız bir diğer seçim aracı. Şöyle yapalım. Seçim modundayken ya edit moddayken C tuşunu acayip çok kullanırsınız. Bazen böyle çok yüzey olan nesnelerde C'ye basarsınız. Böyle bir yuvarlak çıkar. Bu yuvarlak tıkladığınız yeri seçer. Boyama yapar gibi seçiyorsunuz. Mouse'un ortasına basarsanız da seçimden çıkartır. Herhangi bir tuşa basınca da seçmiş olursunuz burayı. Bu seçimleri modellerken göstermeye devam edeceğim ama şu anlık işte ön bilgilendirme olarak işte şurayı W'ye basıyorum bu arada. Select box'a getirdim. Mesela Alt Z'ye bastım. X-Ray'in kısa yolu. Şurayı böyle seçiyorum. Ya da bir şey ekleyeceğim. C ile ekliyorum. Boş mouse'un ortasına basarak çıkartıyorum. Falan filan. Böyle seçimleri mevcut. Bunu silelim. Şu modele bir başlayalım yavaştan. Modellerken daha iyi anlaşırız. Şimdi önce şuradaki kübü çıkartalım ortaya. Bir tane küp ekledim. Gerçek boyutlarda çalışmayacağım ama böyle bir kendime bir orantı yapayım. Bunu mesela şöyle yukarı taşıyayım biraz. G tuşu bu arada hareket ettiriyor. G'ye bastığınız zaman X eksenine gider. Z'ye basarsınız Z ekseninde, Y'ye basarsınız Y eksenine gider. Yani o eksenleri kilitler modeli. Selamünaleyküm, geldim bu arada, düzelttim. Aleykümselam hocam. Şimdi scale edelim. Scale Z, yani Z ekseninde ben scale etmek istiyorum. Şuradaki referansa göre biraz çıkıntı vermek istiyorum ama mesela 2'ye basacağım. Ya da 3'e basacağım. Şu an 23 oldu tabi. SZ 3 diyorum mesela. 3 katı yükseltti. Şimdi bunu böyle alalım. Hemen hemen nesnemize benzedi. Alt S dediğim gibi X-Ray'in kısa yolu. Yani geçiş yapabilirsin X-Ray'ler arasında. Şimdi referansımızda şurada bir delik var. Böyle diyeyim ya da içine böyle bir panel var. Şurada bir panel var. Şurada panel gibi panel galiba bu da. Bunları modelleyelim. Görün. Mesela şöyle yapayım. Önce şu mu paneli çıkartalım. Göz kararı yapacağız bundan sonrasını. Şöyle iki tane loop kat attım. Loop katında kısa yolu
Ctrl R burada çıkıyor arkadaşlar, bastım tuşlar. Ctrl R'ye bastım. Bir oraya bir buraya loop cut attım. Ctrl R'ye bastığınız zaman mouse tekerleğiyle bu loop cut sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Sonra bir şey yapayım. Şurada bevel var. Yani şöyle bir yatayda bir bevel var. Ben bu bevel'ı da elle vereyim. Genelde tutorial'larda şuradan direkt bevel ekliyorlar falan filan. Aslında bunu da gösterebiliriz de. Ben manuel takılmayı seviyorum genelde. Ctrl B'ye bastım. Göz kararı bir bevel vereceğim oraya. Bu şekilde iyi sanırım. Aynen. Şimdi şu paneli ayarlayalım. X-ray'imi açtım. Biraz daha yukarı alıyorum. Sonra şurada bir panel var. Bir tane Ctrl-R'ye bastım. Getirdim. Bu paneli yapacağım. Şimdi yine Ctrl-R ile yapabilirim. Ya da bu çizgiyi Ctrl-B ile bevel yaparak araya bir boşluk çıkartabilirim. Şimdi 1, 2. Biraz daha yukarı alalım. Sonra şuradaki şeyler var. Onları hemen geçmeyeyim. Bir de yukarıda bir şey var. Yukarıdakini yapalım. Şuraya bir tane daha attım bunun geleceği yere. Ctrl B yaptım. Tam karşıdan bakalım. Ben birden bakacağım. Neymiş? Front ortografi. Ctrl R yapıyorum ya dikine. Dikine yaptım. Ama mesela şuradan sonrasını tekrar ettirmedi. Bunun sebebi arkadaşlar buranın çokgen olması. Yani poligon olmaması. Ya da quad olmaması, öyle diyeyim. Şuraları şunu geri alayım. Şu iki çizgiyi bağlayacağım. Jandarmanın C'si ile. Bu iki çizgiyi de bağlıyorum. Şu an burası quad oldu. Yani 4 tane kenarı var. Burası da quad oldu. 4 tane kenarı var. Demin N-gun'dı burası. Yani şuradaki N-gun mesela 1, 2, yani fazladan kenarları olduğu için N-gun oluyor. Biz bunu quad yapmamız lazım ki Blender burada loop cut'ı tamamlasın. Şu şekilde. Şöyle bir şu ortadakine göre ayarlayacağım ilk yeri. Mesela burası iyi sanki ama biraz daha küçük olması gerekiyor. Ayarladık diyelim burayı. Şurayı ayarladım. Şu yukarıdaki yüzeyi seçtim. S hangi eksendeydi? Y ekseni mi? Bakalım hemen. X eksenindeyiz. SX diyorum. Küçülttüm burayı. Şurayı yapalım. Bura biraz daha dikin olsun. Yine aynı şekilde seçtim. SX. Küçültüyorum. Biraz da X ekseninde sola çekiyorum. Yüzeyleri ayarladım diyelim. Şimdi buradaki içeri gitme muhabbeti sanırım yukarı doğru. Buradaki direkt gidiyor. Önce şunu seçelim. Klavyeden E'ye basıyorum. Extrude'un kısa yolu. İçine extrude ettim. Burada extrude araçları var. Yine buradan da kullanabilirsiniz. Mesela şu araç tıkladığınız yere extrude eder. Ya da mesela şöyle yüzeylerin seçilir. Buna basaraktan hepsini ayrı ayrı extrude edebilirsiniz. Şu yüzeyler de ayrı extrude edildi bu arada. Hepsini ayrı ayrı extrude edebilirsiniz. Her yüzeyi ayrı extrude eder.
Ya da şöyle göstereyim. Şurada da Elong normal dediği de şöyle ekstür eder. Birleşik ama açılarına, yüzey açılarına göre ekstür eder. Şurada offset even derseniz tam şurada dik bile gelir hatta. Bunların kısa yolları da var. Yani ben her seferinde buraya mı tıklayacağım bunları yapmak için? Öyle bir şey yok. Siz burada W'de kalacaksınız. Alt E'ye bastığınız zaman burada aynı seçenekler çıkıyor. Alt E. Extrude face along normals mesela. Offset even diyelim bir de. Bu şekilde ya da individual face dediğim zaman ayrı ayrı ikisini exportlar. Şöyle by distance deyip bir de tekrar dönelim geri. Şu içeriği fazla gönderdik bunu sanırım. Şöyle yapalım. Biraz hızlanalım. Şurayı direkt extrude ediyorum. Şurayı da extrude edeyim az bir şey. Hatta biraz daha extrude edelim. Şu alttaki loop'u seçip de G'ye yapayım. Şöyle gözüksün. Şimdi ne üste başladık, ne şu yanları yaptık. Bu üstler kolay, o yüzden önce şu yandan devam edelim. Mesela şurada değişik bir şekil var. Ben bu şekli nasıl çıkaracağım? Şöyle şey yapalım. İçine extrude eder miyiz onu düşünüyorum. İçine bir derinlik verecek miyiz? İçine derinlik verirsek muhabbet değişiyor çünkü. Burada boyluğunu da kullanabiliriz. Şöyle bir şekil çıkartıp ya da direkt buradan extrude da gidebiliriz. Mesela boolean'la bir gidelim. En azından boolean yaptıktan sonra nasıl düzeltebiliriz boolean hatalarını, onlara da bakarız. Bir tane silindir çağırdım buraya. Tam sahnenin şu shift sağ klik yaptığımda her yere giden bir gizmomuz var. Bu neredeyse çağırdığımız objede oraya gelir. Bu da dediğim gibi shift sağ klikle hareket ediyor. Shift sağ klikle bastığınız yere gidiyor. Ya da shift S'ye basıp mesela world origin diyelim. Dünya merkezine gitti. Mesela şuraya bir nesne ekleyeceğim. Shift S'ye bastım. Consort aktif diyerek buraya getirebilirim ben bunu. Sonra silindirimi çağırırım. Mesela rotation vereceğim buna. R'ye bastım. Hangi eksende döndüreceğimi mesela şu eksenlere de bakabilirsiniz. Şuradaki eksenlere. R dedim. Y dedim. 90. Numpad'den 90 yazdım sadece. 90 derece kilitledi. Sol klik yapıyorum, bırakıyorum. Ama ben bunu böyle kullanmayacağım. Baştan çağırayım. Çok fazla 32 çünkü bunun vertical'sı. Ben bunu biraz daha düşük kullanmayı düşünüyorum. 32, 16 kullanalım biz. 16 bize yeter. Hatta fazla bile. Şimdi RX dedim. Y dedim. 90 diyorum. Enter diyorum. Buraya getirdim. Tam karşıdan bakalım. Şu kısmı yapacağız. Bu kısmı nasıl yaparız? XRM'e geçtim yine. Arkadaki noktaları seçebilmek için. Şu alt tarafı tamamen seçip siliyorum. Şöyle bir şey kaldı burada. Bunu da hatta SX deyip biraz küçültelim. Şöyle dışarı alalım. Shade Smooth diyeceğim. Yumuşak gözüksün diye. Sonra yine 1, 2, 3. 3'e basınca X'imiz açık mı?
Kapalı x'lerimizi açalım. Şurada nokta olarak da seçebilirim buraları. Ya da edge olarak da. Şu an böyle yaptığım zaman mesela alttaki edge'leri seçti ama bize gözükmüyor. Yani şu an mesela seçili değil. 3'e bastım. Şöyle yaptığım zaman o alana girdiği için alttaki edge'leri seçti. Hemen edge'leri extrude ediyorum. Böyle rastgele geliyor mesela. Ben bunu Z'ye basarak Z eksene kilitliyorum. Böyle gelsin. Sonra bu altları F ile kapatıyorum. F tuşuna basarsanız yüzeyleri kapatır. Şimdi bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ö'ye bastığınız zaman klavyeden bu modeli izole edebiliyorsunuz. Diğer modelleri saklıyor sahnede ve sadece bu model kalıyor. Şimdi Ne dedin hocam, nasıl izole ediyorsun? klavyeden Ö'ye basınca slash yazıyor da slash'a basınca da oluyor bu arada numpad'den. Modeli diğer modellerden izole ediyor. Şimdi ben buradaki yüzeyleri kapatmak istiyorum. Direkt böyle seçip F'ye basıp kapatabilirim. Bu da iş görür. Ama ben düzgün bir şekilde kapansın istiyorum. Alttaki çizgiyi seçtim. Sadece F'ye basıyorum. Bir daha geldi. Bir daha F'ye basıyorum. Bir daha F'ye basıyorum. Bir daha, bir daha. Bura kapana kadar F'ye bastım. Normalde şöyle kapatıyordu. Ben böyle kapattım. Bir daha yapalım. Seçtim alttaki çizgiyi. Basıyorum F'ye. Kapatıyor. Nasıl kapatıyor peki? Ben bu çizgiyi seçtiğim zaman F'ye bastığımda bu dörtgeni tamamlıyor mu? Ona bakıyor. 4 tane nokta var mı? Varsa kapatıyor. Yoksa ya gider başka yerden bulur noktayı. Kötü olur o da. Şimdi bir de shade smooth vermiştik buna. Şuradan Object Data Properties'ten Normals kısmına şu Auto Smooth'u tıklıyorum. Kenarlar smooth'lu gelsin. Şu kısma geri dönelim. Burada değişik bir muhabbet var ama ben önce mesela şey yapacağım. Bundan bir tane daha kopyalayacağım. Ve bir tane daha kopyalayacağım hatta. Şurada kalsın yedekte bu. Bu ikisini S X yaptım. Açacağım delik kadar derinleştiriyorum. Hatta bundan kopyalamaya gerek yok. Silelim bunu. Bu ikisini de sağ tık join diyorum. Ctrl ile J de oluyor. Direkt sağ tık join dedim. Birbirlerine join dedim. Tek bir obje oldu. Şimdi ilk bunu seçip sonra bu modeli seçip klavyeden Ctrl ile Shift Numpad'den de X tuşuna basarsam bu modeli bundan çıkaracak. Şuna da Auto Smooth verelim. Şimdi bu muhabbet biraz karışık gelebilir. Dediğim gibi o addon kısmında gösterdiğim addonları açın. Bu Bool Tool'un Blender kendi içinde olan bir addon bu arada. Bool Tool'un bir işlevi. Bunu açın, kullanın. Ali sormuş. Böyle bir objem hyper casual hem de casual oyunlar için ürettiğini varsayalım. İkisi arasında nasıl farklar olmalı demiş. Hyper casual bir oyun yaparken de casual bir oyun yaparken de ikisi arasında aslında çok bir fark olmuyor. İkisinde de minimum poligonda maksimum performansı hedefliyorsun. Birinde sadece dümdüz bir renge boyuyorsun. Dümdüz bir renge boyadığın için bütün girintiler çıkıntıları belki bu modellemek isteyebilirsin. Tabii poligon sınırı el verdikçe. Ya da biz bevel ekliyoruz. Sen direkt bunu bevel eklemek yerine biraz daha karemsi gösterebilirsin. Casual oyunlarda hem biraz poligondan yana rahatsın hem de mesela bazı detayları tekstür kısmı ile verebiliyorsun. Hyper casual'da genelde tekstür kullanmıyorlar. Direkt düz renk atıp geçiyorlar. Casual oyunlarda biraz da şey vardır. Ya değişir, nerede kullanılacağına göre de değişir. Mesela bu model bütün haritada en az 1000 tane yerde tekrar edecekse bunu çok yüksek tutmaman gerekir.
düşük poligonla maksimum performansı alman gerekir. Bu adam da öyle yapmış büyük ihtimalle. Şuralar falan resim hep tahminimce. Cam bile yoktur. Şurada düz bir plane vardır. Şurada direkt tekstürün üzerinde model bile değildir. Şimdi devam edelim. Şuradan devam edeyim. Şu kısmı çıkartalım bir. Bizimki biraz büyük oldu sanki buna göre. Hatta baya bir büyük olmuş. Biraz geri alayım. Scale edelim. Şöyle getirelim. Tekrardan Shift'le seçiyorum modeli. Ctrl'le Shift eksiye basıyorum. Çıkardım. Şimdi burada şöyle bir şeyler oluştu. Mesela bu nokta geliyor buraya kadar. Buradan sonra içerideki kısımda hiçbir yere bağlantısı yok. Şurayı seçip J dersem direkt yüzey kapatıyor. Şöyle yapalım. Şuraya bir tane CTRL ile loop attım. Şuraya da bir tane atalım. Şunları şöyle bağlayalım birbirlerine. Bunu eğer bir oyun modeli ise yapmanız gerekiyor. Yani bir oyun motorunu açacaksınız, yapmanız gerekiyor. Çünkü bu bağlanmayan yüzeyler kapatır kendini. Oyunu attığınız zaman başka hatalara yol açar. Bağladık. Mesela buralar da bağlı değil. Buralara da şöyle bir şey getirelim. Şuradan bağlayayım. Şunları şöyle bağlayalım. Şöyle iki tane getireyim. İki tane de böyle getireyim. Şurayı şuraya bağlayıp şöyle devam edelim. Çok önemli değil nasıl bağladığınız zaman bir şekilde bir yere bağlamanız gerekiyor. Gerçi şuraları bağlamasanız da olur. Çok önemli değil ama bu iç kısımdaki yerleri bağlamanız gerekiyor. Bu içeri girmiş kısmı mesela şöyle gözükürdü. Biz oyun motorunu attığımızda oyun motoru bunu otoyu kapatır. Böyle bir yüzey oluşturur bunun üstüne. Sıkıntı olurdu. O yüzden öyle bir sıkıntı olmasın diye bağlamamız gerekiyor. Şuraları da bağlayalım hatta. Zaten göreceksiniz oyun motorunu attığınız zaman şöyle oyun motoru kendi bunları otomatik şey yapar. Üçgene çevirir. Şimdi geri çevirelim. Bunları bağlamak kısmında mesela deminki çakallığı yapabilirdik. Biraz geri alayım. Yani şuradaki noktaları getirelim hatta. Şunu da şöyle aşağı alayım. Şunlara gerek yokmuş. Ctrl T yapıp klavyeden Face Select modundayken Triangle Face deyip daha sonra Twist to Quad derseniz aslında bir nevi otomatik bağlardı bu yüzeyleri. Şunları da en yukarı götürüp By Distance diyelim. Şimdi kalan kısımda mesela şurada şöyle bir şey yapabilirim. Shift ediyorum. X ekseninde. Çıkartıyorum buraya kadar. Mesela insert diyorum. Extrude. Şurada bir hafif eğim tarzı bir şey var galiba. Onu da şöyle şununla verebilirim.
dışını biraz daha scale edip extrude x diyorum. Bu arada bunu L ile edit modda L ile seçiyorum. Bu ayrı bir obje olduğu için L ile direkt bütün hepsini seçmeme izin veriyor. P'ye basıp separate edeceğim bunu. Diğer modelden ayıracağım. Ayırdı. Şimdi bunun üzerinde ayrıyetten bir çalışalım. Şuraları biraz daha katıp şu aradakini dissolve edeyim. Sonra şuraya şöyle bir loop cut ekleyeyim. Şimdi şurada bir deliğe giriyor bu. O deliği de şöyle yapabilirim. Şu iki yüzeyi seçeceğim. Subdivide diyeceğim. Buradaki yüzey sayısını arttıracak bu. Loop toss deyip circle diyeceğim. Burada loop tool'u açın demiştim başta. Addon kısmından. Circle dedim. Biraz scale edeyim. İçine doğru extrude edelim. Gerçi buradaki şeyden gözükmüyor. Biraz bunu dışarı alabiliriz şöyle. Şunun çizgilerini seçip biraz daha içine alalım. Aynı şekilde bunu kopyalayıp bir daha buraya alalım. Shift D ile kopyalıyorum. Bu arada Shift D ile kopyalıyorum dedim. Duplicate ediyor bu. Alt D ile yaparsanız bu olayı Duplicated Link diyor. Ben bu soldakinde bir şey değiştirirsem eğer direkt sağdakine de gelir artık. Alt D ile kopyaladığım için. Mesela şuraya böyle bir şey yapayım. Direkt buna da gelecek. Yaptığım her şey. Sonra şuraya biraz daha dönelim. Aynı şekilde bunun da yüzeyini Shift D ile kopyalıyorum. P ile ayırıyorum. Bu yüzeyi de buradan çıkartalım. Şuradaki aradakini X'e basıp Dissolve diyorum. K ile büyüteyim. Insert. İçine extrude vereyim. Ve sileyim. Çerçeve olarak dursun. Bir de dışarıdaki dış kısmına şöyle alt ile seçersem eğer bu loop'u seçecek bana. Devam ettiği yere kadar seçer. Alta basılı seçersem eğer. Ya şu içerideki loop'u seçtireceğim. Alta ya şu kenara yaklaşıyorum. Alta basıyorum. İçerideki loop'u seçiyor bana. Şuraya biraz dışarı extrude edelim. Şöyle bir şey olsun. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Alt Z'ye bastım. Evet. Günaydın Ali. Şurayı G diyelim. Şuraya dayayayım ben. Böyle bir şey yapabiliriz. Şurada da şu kapağı şöyle yapalım. Shift D ile kopyaladım. P ile ayırdım. G'ye bastım. GY dedim. Mesela şöyle yakınlaştırayım. Edit moda girdim. Çok az bir extrude verdim. Şöyle bir şey yapalım. Orijini kaymış. Set origin. Orijinde geometri diyorum. Bu arada hepsini seçip sağ klik set orijini geometri diyeceğim. Hepsinin orijini merkezine gitsin. Bir de ara ara eğer mirror falan çok yoksa sahnenizde Ctrl A'ya basıp rotation scale'de yapmanızı öneririm.
Mesela yapmadı bende. Çünkü bu ikisi duplicated diyor. Bu ikisi dışındakileri CTRL Rotation Scale yapıyorum. Şu üstü çıkartayım. Üstü de direkt buradan çıkaracağım yine. Mesela bir objeyi modellerken sürekli yeni küp ekleyeyim, yeni silindir ekleyeyim tarzı değil de o objenin üstünden de bir şeyler çıkartabilirsiniz. Mesela x ekseninde yani right geçtim. X-ray'imi açtım. Sadece şu yukarıdaki yüzeyi seçeceğim. Shift'e yaptım. Sağ klikte olduğu yere bıraktım. P'ye bastım. Geldi bu. Sonra bunun orijinini merkezini alıyorum. Scale ediyorum hafif. Şuradaki bir dışına doğru. Sonra seçtim. Extrude. Scale ediyorum. Hemen hemen şeklimiz çıktı. Sonra mesela şunun şurada bir halkası var. Yani yine uğraşmayalım. Biraz insert verdim. Sonra scale ediyorum bunu. Sonra sağ klik yaptım. Circle dedim. Yuvarlağı oluşuyor. Biraz daha küçültmem gerekiyor tabii. Extrude dedim. Mesela X'e bastım. Limit Dissolve dediğim zaman bu içindeki fazladan yüzeyleri boşaltacak. Sonra ben yine bunu kopyaladım. Bak yine sahneye bir silindir çağırmaktansa yine bunu kopyaladım. P ile separate ediyorum. Bu burada. Set Origin, Origin Geometry diyorum. Rotate X 90. Şu şeyi yapacağım mesela. GZ Scale. Bunu istediğimiz gibi yapabiliriz. Şöyle ayarladım mesela. Kalınlığı da şuradan başladım. Şuraya kadar verdim. 3'e basıp bakalım. Sağ klik. Shade Smooth diyorum. Aynı şekilde buna Shade Smooth diyorum. Şurada düzelsin. Sonra şunu ön yüzeyini insert extrude scale extrude scale yapıyorum mesela. Şey dursun diye. Arkaya bir şey yapmamıza gerek yok. Ali hocam öyle bir kural yok. Hani nasıl diyeyim? O yaptığınız oyunun boyutuna, büyüklüğüne göre değişir. Şimdi nereden devam edelim? Şu alt kısım direkt hani sıfırdan modellemeyeceğim. Yine alttaki yüzeyi mesela şuradan Shift D ile ayırıyorum. P'ye basıp separate ediyorum. Hani bir daha şu alttaki demiri memiri yapmaya gerek yok. Geldim buraya seçtim bunu. Edit moda geçtim. Extrude ettim. Sonra tüm A'ya basıp tüm yüzeyini seçtim. Scale ettim mesela. Bak burada kayası mayası falan da hep aynı şekil gibi gözüküyor. Shift'e yaptım. Bir daha aynı şekilde scale ettim. Shift'e yaptım. En son şu kayayı düşeyim. SZ dedim. Şöyle yaptım. Mesela şu yüzeyi seçip üstteki bir de bunları ayıralım şimdi. L'ye bas. Hepsini seçeyim. P'ye bastım. By loose part diyeceğim. Üçünü de ayrı objeye gidecek. Çünkü üçü de parça parçaydı. Birbirinden bağımsızdı. Şimdi şu alttakine geldim. Üst yüzeyleri seçip X'e basıp limited dissolve diyeceğim. Üstü dümdüz etsin. Aynı şekilde altı da etsin. Hatta şu çizgileri seçip bunlar şu an çünkü dümdüz bir alanda olduğu için pek bir işe yaramıyor. Ekstra bir şey seçtik mi? Ctrl X'e basacağım. Ctrl X de bu Dissolve Edge'in kısa yolu gibi bir şey. Dissolve'un kısa yolu. Ctrl X yaparsanız direkt Dissolve ediyor o seçtiğiniz alanı. Set Origin, Origin Geometry dedim.
Üst yüzeyleri seçtim. Şöyle çok az bevel vereceğim. Hatta rotation scale'leyip şöyle çok az bevel vereyim. Şöyle kalsın. Bunlar da kalsın. Şimdi mesela arkasını yapmayacağım. Hani ders çok uzun tutmamak adına. Ama arkaya da şöyle bir şey yapalım. Extrude. Subdivide diyeyim. Sonra şunu seçip insert, şunu seçip insert diyeyim. Bir daha subdivide diyorum. Loop to circle dedim. Scale edeceğim ama şuradan individual origins'ı seçip scale edeceğim. Bu sefer kendi şeylere göre scale olacaklar. Şöyle bir de extrude verelim. Şöyle shade smooth diyeyim bir de. Şimdi hızlıdan boru yapmayı göstereceğim. Ondan böyle bir şey yaptım. Ya şu boruyu yapalım hızlıca. Curve'le yapacağım ben boruyu. Çağırdım bir tane curve sahnemi. Şöyle bayağı da büyük bir şeymiş. Küçültelim. İlk bu şeye giren boruyu yapalım. Şuraya. Mesela şöyle bir şey. Ha, bunu böyle yaptım. Körü böyle ayarladım. Geometri. Burada bevel kısmına dipini kalınlaştırarak buradan bu boruyu direkt çıkartabilirim ben. Şu ucunu seçip Alt S'ye basarak inceltirim. Şöyle dursun. Biz sonra bunu şekillendiririz. Sonra ben bunu convert mesh dediğim zaman objeye dönüşür. Tabi burada mesh'temeden önce biraz segmentlerini falan düşürüp arttırabilirsiniz. Şöyle 3 yapalım. Burayı da 2 yapalım. Ben genelde bu ayarlarda kullanıyorum. Şöyle bir şey olsun. Bu yüzlerini kapatalım. Mesela şuraya extrude vereyim. Extrude face out normals diyeyim. Tam tersi şu ucunu da mesela şöyle seçeyim. Ctrl art yaparsa yani Ctrl artıya basarsam bir fazlasını seçerek şöyle seçip Alt edip içine extrude edeyim. Sonra auto smooth diyelim buna. Shade smooth verelim. Buradan da 60 diyelim. Şöyle bir şey olsun. Şimdi ben bunun ucundan buraya bir tane boru bağlayacağım. Hatta şöyle yapalım. Bir tane line çağırıyorum yine. Path. RY90 diyelim. Şöyle bunun içine girsin. Buradan da mesela bu zemin burada bitiyor desem şöyle yere değerekten sonra 7'ye geçiyorum mesela farklı bir kamera açısına. Mesela 1, 9 diyorum. Şuraya getirelim. Ben şimdilik bir kalınlık vereyim. Vereyim. Nasıl gözüktüğüne bakalım. Mesela şurada şöyle seçip de biraz da GY diyebiliriz. Şuna biraz GZ diyebiliriz. Sonra
Buna bir tane mandal yapalım. Şimdi şurayı alt E ile çıkartayım. Bir de alt E diyeyim. Şöyle şu iki yüzeyi seçeyim. Ve bridge diyeyim. Şöyle şu yüzeyleri seçerekten SY artı SY şöyle bir elle oynayabiliriz. Şuraya bir loop cut. Şuraya az bir insert. Şurada mandal olsun mesela. Bunun aynısını Shift'te Y eksenini kopyalayayım. Şunu da alayım. 1.9 şöyle yapalım. Buradan da şuna biraz rastgelelik vermek adına. Öyle gidelim. Şimdi referansa biraz daha sadık kalmak adına şuraya şuradan Shift ile şu yüzeyi çıkardım. Mesela böyle bir şey ekleyeceğim. Set orijinine yüzeyin üstüne geldim. Yüzeyin konumunu, yüksekliğini falan ayarladım. Fazla olan edge'leri sildim. Kendi edge'lerimi ekledim diyelim. Seçiyorum yüzeyleri. Alt individual face diyorum mesela. Böyle şöyle bevel yapalım. Çok çıkardık. Bu arada bunu biraz geri alayım. Sonra şu bevel verdiğimiz yüzeyleri de GX desek şöyle GZ desek bunu da GX ile biraz daha yerine koyalım. Shade Smooth verdik. Şu bağlamaları yapmak için CTRL-T yapıp Alt J yapacağım direkt. Şu kenarları da düzelteyim. Şurayı seçtim. Y ekseni SY 0 diyorum. SY 0 diyorum. Hepsini aynı hizaya getirdi. Böyle dursun bura. Şimdi bizim borular havada kaldı. Ve şöyle girdiğini farz etsek.
Yine de bunları tutamıyoruz. Nasıl tutturacağız bunları? Alttan çıkartsan onlara doğru boruları tutsun. Nereden çıkartayım istersin? Şeyden de oradan aynen. Oradan çıkartacağım. Şöyle yapalım o zaman. Mesela extrude dedim. Scale'ye. Mesela extrude scale'ye dedik. Az daha iyi yapalım. Extrude. Olmasın hayal. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bak şimdi Fezi ana modeli bitirdik diyelim. Bir tane daha kopyalayayım hemen yanına. Şey yapsak mı? Bir şey diyeceğim oğlum. Şimdi kopyaladın ya. Açtıktan sonra kopyalasan daha iyi mi? O UV'sini falan. Kafamda kentsel dönüşümler. Bütün. Buraya bir tane küp alayım. Eğer bir workflow'a göre çalışırsan, ya şöyle söyleyeyim. Ben şunu bile UV'den sonra yaparım. Ama işte burada amaç o değil. Şu an sapma konudan. Kafada karıştırma. Şöyle scale edelim. Subtract verip şöyle circle desek. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Yani ne yaptık? Insert. Extrude. Az daha scale. Extrude. Extrude scale. Extrude. Şöyle bir şey çıkartalım. Shade smooth diyelim. Auto smooth 60 diyelim. Şimdi şey yapalım. Hemen bir tane küp çağırıp GZ ayarlıyorum. Mesela SY ne var? İki tane veriyorum. Şurayı yukarı doğru ovalliğini. Şu kenarları alıp aşağı ovalliğini. Sanki şöyle bir şey de var bunda. Tabi bu kadar değil. Bir de bizimki çok şey oldu. Extrude verdim. Şuraya bir tane loop cut atıp Shift D deyip P ile ayırayım. Seçtim loop cut'ı, F ile kapattım. Ters geldi. Flip diyorum.
Mesela cam kırılmış. Mesela. Şuraya çok az bir bevel verip hayda. Şansa Blender çöktü. Bakalım en son nerede kaydetti bunu. İlginç. Çökmez çökmez çöktü çünkü ben 14-27 Max'te oluyor da Blender'da biliyor musun? maşallah hiç de kaydetmemiş. Gitti mi o kadar proje? Gitti hocam. Ya bu olmazdı. Normal şartta olmazdı. Biz hiç kaydetmedik. Birincisi. Kaydetme kaydetme bu kadar saat. Yer ya olacağı buydu işte. Allah Allah otosev de almamış. Büyük ihtimal kaydetmedik diye almadı. Şuna bakalım bu ne? Yani demek ki çıktığımız. Nasip. Sev niye almadı ya? Kanka hiç kaydettin mi? Kaydetmedik ondan patladık herhalde. Başta falan kaydetmiş olsan o otosev alırdı büyük ihtimal. Neyse o zaman ne yapıyorduk en son? Cam İkinci kırıldı. Modelin üstünden bir çubuk dışarı çıkardıydın. Ya işte o çubuğa şey dolayacaktık. Onu göstereyim. Mesela o çubuk bu çubuk olsun. Fark etmez. Baştan o kadar modelim. Ya yani şurada bir kablo sarmalı var ya. Nasıl yapabiliriz mesela? Şöyle circle çağırabiliriz. Circle'da tabi şey yapamıyoruz sanırım. Circle değil de Pet çağırayım ben yine. Mesela buradan geometri kısmından yine verdim kablo kalınlığımı. Şu alt Z'yi açayım da şunu seçerken zorlatmasın. Dolaya dolaya gidelim.
Bunu seçtim. Select random değil de ne hepsini seçeyim. Bu neymiş? Aa bak mesela yuvarlağa çekiyor biraz. Tamam. Sonra deneysel gidebiliriz aslında burada. Toshir. Neyse deneysel gitmedim. Ucunu yakalayalım. Yakaladım biraz G'ye yap. CT ile artı artı yaptım. G'ye diyorum. Biraz daha gidiyorum. G'ye diyorum. Biraz daha gidiyorum. G'ye diyorum. Biraz daha gidiyorum. G'ye diye diye bunu biraz açtım. Mesela biraz daha gidelim. İyice açalım. Şu hale gelene kadar açtık mesela. Şurası şuradan mı? Aynen. Şöyle aşağı gitsin bu. Şöyle aşağı gitsin. Şöyle kablo dolayalım. Çok garip gelen kısımları biraz elle böyle içeri içeri alabiliriz. Mesela bor yaptık ama oyun için kullanacağız biz bunu. Oyunda çok yüksek poligon tutmasını istiyoruz. Burada bayağı bir düşürebiliriz poligonu. Ben genelde 3'te falan kullanıyorum. Ya şey smooth kullandığı için çok şey yapmıyor da hani bir tık daha kaliteli olsun deyip 4'te de kullanabilirsiniz. Çok çok dibine girilmeyecekse oyunda şöyle 5'te 6'ta kullanmayı hiç önermiyorum. 4-3 iyi ayarda. Şurada Resolation'da da bazen iki. Kaliteli olsun istiyorsam iki. Normal olsun istiyorsam bir. Şimdi bunları mesela böyle yaptım. Convert to Mesh dedim. Baktım hani alan dedim çok low olmuş. Hani çekip de düzeltebilirim biraz geri. Hemen düzeltirsiniz buradan. Devam edersiniz ama benim için mesela şu iki bile fazla gibi. Şöyle Convert to Mesh deyip şöyle bakabilirsiniz. Sonra şuradan gözükmeyecek iç kısımlardan da UV'yi açtırabilirsiniz direkt çat diye. Seçip şu şekilde dümdüz gelir kablo. Hatta buna rotation scale çakalım. Şurada biraz sanki biraz tamamdır. Başka ne var bunda garip zor olabilir dediğimiz? Var mı feyzi bir şey? Ya da sorunuz var mı? Şura zor. Bura kolay. Lastikleri yapsana kanka. Lastikleri yapalım. Tamam. Lastikleri yapmadan önce 5 dakika mola verek mi? Olur. Şöyle kalsın, ben hemen geliyorum. Tamam.
Ben geldim. Şimdi bakalım. Şimdi Halis burada mısın? Kanka bir de şey isteyeceğim. Çantanı da varmış gibi yapabilir misin? Şimdi bu gördüğümüz referanstan çok da mümkün değil isteklerini yapmak. Ama yapmaya çalışacağım. Bak, 3 tane loop'u var. Biraz daha geniş tutayım. Yani matematiksel düşün. 3 tane loop'u var. Mesela şöyle bir şey yapalım. Seçtim. Rotation X dediğim zaman gördün mü? Gördüm. Biraz eğim verdik. Sonra şuralara bevel verelim. Lastik bevel'ı verelim. Diyelim ki. Sonra şunları da SX deyip biraz daraltalım. Seçiyorum hepsini. Insert Extrude Face Along Normals diyorum. Sonra şey yapalım. İçlerini silerim. CTRL 1-2 yaptığım zaman olmuyor. Lastik çok poligon yiyor ya. Bu tarz eğer modelleyeceksen. Şuralara loop kat. Buralara loop kat derken. Ekstra çok mu var? Ne yaptık? Mesela şuradan da şöyle yer al. Hoşuma gitmedi. Shade Smooth deyip 90 desek. 60'ta kalsın. Daha fazla segmente bölmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde silindir çağırıyorum. Mesela 100 dedim. VX, VY 90 dedim. Geldim karşıdan baktım. SX dedim. Shade Smooth Rotation Scale 1, 2, 3 katmana böldüm. Sonra yine ortadakini seçtim. R X yine bu sağ solu biraz bevel. Sağ sola verdiğimiz bevel'a göre şuraları da biraz küçültebiliriz. Biliriz. Sonra dedim ki şuraları seçip Insert mesela verdik dupkat atıp şuralara RX diyerek şöyle biraz şey yapıp CTRL B yapıp biraz farklı varacağız sonları deneyebiliriz. Şu ucu dışarı mı çıktı? Ne yaptı ya? Aynen. Sonra mesela şurayı seçtim. Burayı seçtim. RX dedim. Şuralara verdim. R, Y, R, X dedim yine.
Ama biraz aşağıya. Ne bevel verelim. Ha, böyle bir şey yapabiliriz kanki. Şeyi soracağım. Şu yan taraflar var ya. Desenin yan tarafları. Evet. Oralar bak, lastikte misal gerçek olarak düşünüyorum. Bu değer verdiğin tarafa birleşik olarak inceliyor. Onu nasıl yaparsın? Şuralar diyorsun ki şuraya neredeyse Aynen. yapışık. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Hocam, derse geç kal. Çok mu geç kaldın? Ders bitti lan. Bitti mi? Kaçtaydı yani? 2,5. Şimdi Tamam, şöyle bir buyurun. şey yapabiliriz Alice. Daha bitmedi bu arada, hala devam ediyor. Otomerj yapıp şunu şurayı alıp bunu da, aha, yemiyor lan. Yese güzel olurdu ya. Zorluyorum. Sağ sol yukarı aşağı yemiyor. CTRL artı desem ve bunu buraya alsam böyle mi? Yani Hepsi de yemedi ama, dur. Niye öyle oldu? ya acayip oluyor. Geri al. Az kala sihir gösterisi yapıyordum ha. Şimdi şurayı aldım. Ya da şöyle yapalım. Şurayı seçeyim ben. Edge moduna geçeyim. Ctrl artı diyeyim. Kaydırayım. Şimdi burada yapıp da burada yapmamasının sebebi ne? Belli bir yere kadar GG yiyor herhalde. Peki SX 0 desem de ne olur? Ve GX desem. Sonra scale. Halis ya, niye böyle bir şeyler istiyorsun? Bugün bir tane model yapıyorum da dün başladım. Ya kanka Onda da şu böyle bir yer var. Nasıl yapılır diye nasıl yaparsın yapamadım. biliyor musun? Lastik yapma videoları izledin mi hiç? Yok. Önce izle, sonra gel soru sor. Şimdi neyse. Geçelim onu. Mesela lastik yaparken nasıl yapacağız ki? Kanka o videoları izlesen daha iyi olur. Şöyle, çünkü mantığını anlarsın en azından. Ben şu an sana o mantığı tam veremeyebilirim. Bunu curve'e çevireyim. Mesela bir tane plane alıyor adam. Plane düşün. Tamam mı? Bu plane'i array veriyor. Ama mesela bir, ha, şöyle verelim. Sonra curve veriyor. Ben sana basit mantığını anlatıyorum şu an sadece. Curve'e dayıyor. Burada mesela kaç tane plane gidiyor. Neyse. Sonra geliyor reis mesela. Extrude X GZ. Senin dediğin muhabbeti mesela şuradan bir tane böleyim. Extrude verdi değil mi? Shade Smooth verelim.
30 umut diyelim. 60 diyelim. Şuradan constraint diyeceğin oluyor. Offset desek. İşte merge diyelim biz bunu da. Tam bir olsun. Neyse bu birleşmeyeni sonra düşünürüz. Adam böyle mesela lastiğin sadece bir parçasını, şurada gördüğün kısmını modelliyor. Bak ne yapmış mesela. Ya şey yapalım. Orijinini getirelim buraya. Buna bir de mirror verelim. Mirror'ı en başa atalım. Mirror'a clipping diyelim. Mesela şu mirror'un arasında yüzey kaldıysa sileyim. Mirror'da değil de şuralarda yüzey kalıyor. Şunları sileyim mesela. Şuna bir deyip Halit, bu soruyu gidip ara modelleyen birine niye soruyorsun mesela? Kanka benim o lastikten başka bir şey öğrenmem Öğrendin mi hedefti. şimdi ne o? Şu an onu modellediğin için ondan sordum. Model gitti peki. Gelmedi mi geri? Yok. Blender'dan attığı gibi gittim o. Model gitti. Derin. Derin. Hay sen demo git bir tekerlek videosu izle. Yaptığım mantık da doğru bir mantık. Yok doğru değil demiyorum zaten de.
Daha doğrusunu da bulursun. Şu aradaki yüzey falan mı kalmıştı? Aynen yüzey var ya. Niye öyle oldu orası? Garip bir şey çıktı aslında ya. Aynen ya, baksana. Ya şu tarz yüzeyleri mesela yaparken yani şu içine bir şey yapacaksın değil mi? Bunun içine olduğunu farz edelim. Mesela şu yöntemi bence çok kullanın. Bu içine ekstra poligon harcamak yerine bu yüzeyi P ile ayırıp ya bunun üzerinden devam edersin. İşte 3'e mi böleceksin? Ve şu modelin şeyine etkilemezem. Bunu sayende öğrendim ya. Başka ne gösterebiliriz? Burada zor ne vardı? Gerçi zor bir şey yok ki bunda ya. Ne söyler de bir şey sorayım. Sor. Yani modelle alakalı. Sor. Dur yayını açayım. Bakalım yayınına. Çok bulanık geliyor yayın ama idare ederiz. Evet. Kanka şu kısım var ya. Fotoğrafta şu kısmı görüyor musun? Metal kısmı mı diyorsun? Burayı. Evet. Burayı ben oluşturamadım tam ya. Referans atsana bir. At referansı. At, zaten modelimiz de gitmişken. 5 dakika daha bakalım şunu. Bak şimdi kanki. Şöyle yapalım. Şurası silindir. Silindirden sonrası başka bir silindir falan filan. Bak değişik bir şey deneyek mi? Ben daha ilk kez deneyeceğim. Kafama esti. Aslında kafam Kanka. ya bir fikir vardı aklımda da sen de ondan yaptın. Küpten subdivision yapmıştın değil mi? Yo. Yapmamış bizi. Ben şu delikli kısmı var ya bak. Tutulan yeri. Orayı ilk yaptım. Oradan çıkararak böyle ortaya götürdüm. Peki oradan nasıl çıkardın? Silindirin 3-4 tane yüzeyini seçtim. Çıkardım. Neyse sormadım say.
Bak şimdi. Şu an deneysel ilerliyorum. Aslında aklımda bir fikir var. Hatta o fikir daha çok tutma ihtimali var. Ama neyse şu an bunu denemek istiyorum. Çünkü olursa bu daha kullanışlı. Şöyle bir şekil desek yan tarafa. Burayla burayı nasıl birleştiririz? Şurayı kapatacağız. 1, 2, 3, 4, 5 yüzey var desek burada. Bir, iki, üç, dört yüzey. Bu ikisini birleştirelim. İstediğimiz gibi bridge olmuyor. O zaman sileceğiz. Hatta şurayı da sileyim. Olmaz çünkü şey zaten. 5'e 1 bağladık. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 1 bağladık. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 1 bağladık. Bu yöntem tutmayabilir ya. Şimdi yapınca bir saçma geldi neyse. Şurayı da şöyle seçip kapasak. Şurayı da sil. Seç şurayı, seç şurayı, seç şurayı, seç şurayı, extrude face along desek. Ve ama işte bak bu silindirden çıkıyor, yükselerek gidiyor orada ortadakine. Ben de o arada boşluk oldu. kanka, bu yöntem de işe yaramayacak. Bak, küp atıyorum direkt, tamam mı? Bir tane şey attım. Tamam. Bir tane topçuk attım işte. Küpü Subdivision verdim. Şöyle yapalım. Rupkat. Şuru ikisini seçelim. Extrude diyelim. Şunu tam ortadan seç. Sil. Mirror. Clipping. Mirror bir üstte al. Tamam mı? Bu biraz aşağı inerek gelmiş. Hatta şöyle bir şey yapalım. Dissolve ediyorum bunu. Burayı sonra ayarlayacağım. Extrude. Extrude. Bu da o yuvarlak olsa. Şimdi yani nasıl yuvarlak olacak böyle. Yani istediğim yuvarlaklığa aldım. Sonra bir saniye. Şöyle biraz inceltelim. Biraz karemsi geliyor sanki. O yüzden şura hariç çok az bevel verebiliriz. Verdik bevel'ı. Şuradan bir insert loop cut. Buraya bir tane buraya loop cut. Açtık. Mesela şurayı seçtik. Bridge. Şurayı seçtik. Bridge desek. Aradaki kalan yüzeyi de silsek. O deliği de yaptık. Değil mi?
Evet. Kara sevda, kara sevda. Sonra şuraya bir loop kat. Şuraya bir loop kat. Geçiş sert olsun. Çok hafif. Şimdi şuraya atacağım loop katı. Şimdi atıyorum. 3, 9, 9, 9, 9. Şimdi şu arka yüzeyi seçtim. Şurayı da seçtim. Şurayı da seçtim. Şuna bir circle desem ne oluyor? Oluyor. Oluyormuş değil mi? Oluyormuş. Sonra burayı seçtim. Circle dedim. Baya mis burada oluyor. Buraya hatta extrude yapalım biraz. Hatta dur böyle yapmayalım. Geri alayım. Sadece şu dış çizgileri seçiyorum. Loop tools circle. Sonra şuradaki dış çizgileri seçtim. Loop tools circle. Utanmadan bir de şunu seçebilirsem. Ve circle dersem. Sonra mesela şurayı seçtim. Insert dedim. Insert dediğim zaman mesela şöyle geliyor değil mi? Ben ama diğer tarafa yapışık olmasını istiyorum. B'ye basıyorsun o zaman. Point diye bir şey açıyor. Extrude, extrude. Ne oldu Alice? Ona gerek yoktu ya. Var ya da yok. Ben sana onu sormuyorum. Ama evet, mantıklı olan. İstediğin model oldu mu? Yani. Yani derken. Ya şunlar mesela tam istediğim bir anlamlık da olmadı. Hangileri? Bu yaptığın yerler şu an. İşte bunu da böyle elle. Utanmadan istediğin yuvarlıkta olmadı mı diyorsun? Yazık ya. Ben şimdi nasıl yaptım biliyor musun bunu? Adam sen daha burayı yapamamışsın. İyi de Ya lan. istediği yuvarlık olmadı diyor. Yani bir dakika gayet güzel. Ne var ben? Ha yuvarlak Sadece dedim. ben şu bir geçiş yerini tam beceremedim. Şimdi bak. Yuvarlak mı istiyorsun? Hatta bak kardeşim. Şurayı şöyle yaptım. Diyelim. Shortcut açalım yani. Niye açmıyor zaten? Bitireyim mi Alice modeli? Canım. Yok canım model niye bitirsin? Bak şimdi. İyiydi o. Buradan duplicate ettim. Şey yap şey. Skate. Uç kısmını yap. Extrude. Uç kısmı dediğin ne kadar? İğnenin ucu var ya. Orada bir delik var. Bak onu da yapamadım. Bir saniye kardeşim. İğnenin ucunda bir delik var, yapamadım. Şimdi o zaman önce bir circle. CDRX diyorum. Y. Şırınganın kalınlığı bu kadar dedim. Bundan bir tane kopyaladım. Burada garip bir muhabbete girmiş. Bak bir orayı da yapamadım. O siyah yer var ya.
modeli bitirecek kafaya koy. Silah yer tornavida ucu gibi lan. Siyah yeri yapamadım işte o. Ya bak mesela burada görüyor musun? Burada da aynı şekilde o tekerlekteki muhabbet gibi. Ya oğlum nasıl aynı şey bu? Bilemiyorum. Nasıl aynı şey? Bak şimdi. Şu içine bir tane yüzey çıkardım. Extrude ediyorum. Insert. Okey. Okay. Bak şimdi sadece extrude edeceğim yerleri seçeceğim. 1, 2, 3, 4 tane kenarda büyük ihtimal şey var. Seçtim. Ya sen basit matematik bilmiyorsan programı suçun Alice. Ya ne alakalı? Aynı şeyi ben de yaptım. Aynı şeyi yaptın mı? Ya olmadı ki ben istedim. Şu hala almadım sen istediğin. Aa. Bununla yapsak olmaz mı? Sen ne istediğini bilmiyorum bence. Bir baksana ona. Bir resime bak. Sen diyorsun ki şu ucu diyorsun. Değil mi? Evet. Biz şurayı tamamlayalım da bir. Tamam. Bu kısım oldu ama değil mi? Ya orada misal daha oval resimde, bizde daha karemsi durdu şu şeyle. Aynen öyle. Aşağı yukarı. Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Şöyle yapalım. Şuraları kapatalım. Allah Allah. Yüzey arada yok diye mi yapıyor? Yok. Yani. Ha doğru bir saniye. Şöyle yapalım. 1, 2, 3. Şimdi ne Tamam. yapıyorsunuz? Boş ver seni ilgilendirmez. Şöyle yapalım. Aç ne yapıyorsunuz? Yani bir soru sordum da onu yapıyor falan. Oldu mu? Aynı. Bak şimdi bir şey daha diyeceğim. Diyecek yeter. Dur dur bir saniye bekle. Ben bir lafımı koyayım ondan sonra dersin. Merhaba. Bak şunları Kanka da o siyah yeri bir yap bitir. Tamam mı? Ben bir şey diyeyim. kafama Şu an yer olmadı koyayım. mı? Şu an oldu ama nasıl biliyor musun? Nasıl? Şimdi modele bir gel. Bir saniye Resimden bir saniye göstereyim ben. müzik açtılar bir saniye dur. Ha, geldim. Bir saniye ama. Şurayı da şöyle yapalım. Sen söyle. Burada tamam mı? Mesela sen de o çıkıntılar dümdüz indi tamam mı? Ama burada görüyor musun nasıl durdu? Yani şöyle bir keskinlik var orada ama keskin de değil tamam. Oğlum demin de öyleydi. Sen böyle istedin ya. Halis adamı sinir edeceksin ha. Hayır, hayır, hayır. Dur, Bak. bozma ya. Bak senle sadece şunu gösteriyorum bak. Hadi şurayı bak bir tarafını öyle yaptım bir tarafını böyle yaptım tamam mı? Tamam. Sadece yapmamız gereken tek şey Ah bak oldu şu an. ben Mesela o zaten onu ikinci de oldu. yapıyordum. O hızı yapıyordum zaten. Neyse. Ne emmeye ne gömmeye geliyoruz Halis Bey ya. Bir de o iğnenin ucundaki kısmı da ya. Ötün iki çıktın başımıza ya. Beni başkalarıyla karıştırma.
Yani Halis senden daha mantıklı sorular soruyor bazen, evet. Yürü git içine ya. Bak şimdi Halis. Şu şeyi kapatalım. Gitti modeli yaptı bitirdi ya. Niye moral bozuyorsun arkadaşım sen? Moral bozmuyor ama Abi böyle desin moral eğitim. bozmak ve egosunu tatmin etmek Oğuz'da var. Başka kimsede yok. Yani o kadar yapacağız da ötün neyle tatmin edeceğiz başka egoyu? Kendine tatmin et. Yok sen olmasan tatmin edemem kendimi. Ya merak etme yakında olma. Aa, nereye gidiyorsun? Gezmeye. Köyüne mi? Oldu mu Halis Bey? Olmadı kanka. Nesi olmadı oğlum? Ne görüyorsun sen burada iğnenin ucunda ya? Delik tamam oldu. Hiç mi gerçekte iğne görmedin? Öyle Yo. sivri mi uçları? Nasıl oluyor ucları? Kanka Böyle mi oluyor? yastık şekilde incelmesi lazım oran. Bak. Tamam, anladım seni demek istedim. Tamam. Anladım. Sen istiyordu, duş verecek 100 dolar. Ama içindeki şey misal oldu o. O Tamam sus sus. delik deliği yaptın yani. Sus. Heh. Yapma, yakınma. Kim dokunduysa sana. Ah. Şimdi buraya o deliği yapmam lazım. Delik oldu buraya şu an. Sadece x koordinatlarında var. Y koordinatlarını biraz içeri alacağız. Oldu mu? Ya evet. Yani evet ne oğlum, bir olmuştur olmamıştır. Söyle bir şey ona göre. Kanka şimdi nasıl diyeyim Ben bir sana? fark göremiyorum Halis. Sol sağ kısmı var ya. Ney? Soluyla sağ kısmı var ya. Şimdi o adamda mesela böyle bir yuvarlağımsı diyor, tamam mı? Anlatabildim biliyorum da. Ya Alice kalk bir anladım anlattı hani senin de yani o kadarını kendi yap lan. Ben yapamıyorum oradan sana. Oğlum bu ara ha yuvarlak olmuş ha olmamış, sen bunu böyle renderlerken kim görecek onu? Öyle daha güzel bence. Yuvarlak bir garip duruyor. Ya bazen azıcık mantıklı şeyler Stalis. Neyse yapmışken şurayı da yapalım. Oğlum modeli bitirdin ya. Hangi model? Şunu da yapalım. Şey koyar. Tamam at bunu da. Bak şimdi. Tamam. Hiç. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Şöyle yaptık mı Halis'cim? Şimdilik bura öyle değil. Neyse. Bir şey söyleyeceğim. Benim az önce sesim geldi mi? Ne yok.
Değil mi? Gelmedi çünkü kapalıydı. Ben çünkü kapalıyken konuşmuşum kendi kendime. Bence muhabbet şu an çok eğlenceli bir yere gidiyor Alice. Bak. Burada bold seçiyorum. Aynen iş görür. Okey diyeceğim. Ne yapıyoruz? Halise özel ders. Şurayı sildim. Bak şimdi. Güzel derse mi başladınız? Güzel Şuradan bir oldu. tane alıyorum. Hop. Şu kalanı siliyorum. Onu nereden aldın? Artık geçti. Görseydin oğlum. Allah Allah. Tamam da orada bir addon Addon değil lan. kullandım. Bolt. Bolt tool. Blender'ın kendi içinde var Bolt. Ha. Şöyle yapalım. Bak şimdi Alice. Buradan Ben olsam convert'ı orayı baştan yapardım. baştan nasıl yapıyorsun? İşte şeyle neydi o? Bir tane add-on vardı. Şey, modifier vardı. Buna rotation scale veriyoruz. Shade smooth diyoruz. Mis. Bunu biraz daha küçültebiliriz. Şöyle. Bak şimdi neyimiz eksik kaldı? Bir tane silindir SX90. Lan ne oldu? Ha SX90 dedim. RX90. Pardon. Diyorum ne oldu? SY. Bu ne tanıdın mı? Evet. Ters olmuş lan. Değilim sana şarkılar yazan. Şöyle yapalım. Bir tane daha loop cat çağırsak ucuna. Şöyle yapsak. Şuna çok az bir bevel versek. Ne kaldı? Ne kaldı? Bir tane daha detay söyleyeceğim de korkuyorum söyleyeyim. Ben göremiyorum daha detay. Var mı bir şey? Şu yaptığın yer var ya daha demiş bu. Evet. O çubuk kısmına o yayı normalde doluyor. Ney? Bak gel daha biraz yukarı çek. Bak orayı gördün mü? Dip kısmını. Ya onları yap kendin yap onları da ya. Bu kadar da ben yapmayayım. Süremiz bitti çünkü. Sana ayrılan sürenin sonuna gel Alice. Modeli yaptım. Ben mi modeli yaptım?
Halis, bunu da kaydetmedim lan. Şimdi bilgisayar bir kapansın, ya bir program kapansın ya, bu da gidiyor. Alıştı. Nasıl? Güzel oldu. Ya arkadaş, şeyleri kapattık. Halis. Oğuz, kolay gelsin. Sağ olun. Halis, model bitti Halis. Keşke bunu Bekliyorum. işleseymişiz de derste. Harbi daha güzel. Oğuz, boyamasını komple Blender'da mı yaptın? Aynı. Sinirlerimi bozdu ya. Halis'in kuduz aşısı. Modeli ben yaptığım için atölye paylaşımında ücretsiz paylaşıyorum arkadaşlar. Herkes kullanabilir. Ya bak ya. Daha tamam, hadi. Sana atayım sadece. Ama istiyorum, satarım. Ben onu üstüne iki kere daha ataştım. Bak, şimdilik bitirek ya. YouTube'u da durduruyorum. Pre-render alırken neden Eevee kullanmıyorsun? Render motor olarak. Cycles'da sistemim yetiyor. Cycles kullanıyorum. Çok bir fark yok benim için arasında. Yani sistem yetmese Eevee kullanırdım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Layout'a gelelim. Yani burada şey seçelim. Şöyle scale'i ayarlayalım şuraya. Şurada render moduna giriyorum.
Mesela şu şekil render alacağım. Compositing'e geldim. Use nose dedim. Şuradan bir render ayarlarımızı kontrol edelim. Yine o link datayı açtım. Path tracing de kalsın. Render'da 200, hatta şey yapalım, 600 yapalım. Denoising açmıyorum. Bunları açmıyorum. Light pass kısmında totalde 1, diffuse 1, glossy 1, transparency 3, transmission 3. Bunları böyle düşürüyorum. Biraz daha render serisinden işimize yarayacak. Performans kısmında da auto tile'i kapatıp ya da progressive refine deyince mi oluyordu ya o? Denemek lazım. Şimdi onu da deneyelim. Burada denoise'ı shift'a denoise'ı açalım. Atalım buraya. Denoise image değil. Denoise normal. Denoise albedo. Ve glare pardon. Şuraya glare bağlayalım. Mesela fog glow diyelim. Şu an ayar yapmayacağım. Bir render alalım. Mesh light değil, emissive kullandım. Lolman. Aynen. Halis gördün mü nasıl render alıyor? Hemen modele geçmişti. Vallahi göremedim. Yo yo şey, tek kare resim alma. Şurada şeymiş. Onu da bugün bir yerden gördüm. Performans kısmında progressive refine deyince tek kare resim oluyor. 240'a 240. Bunu biraz daha yükseltebilirdik. Şuradan color management'tan bir şeyler açabilirdik. Filmic ile medium high contrast desek daha hoş durabilirdi. Bitirsin render'ı. 192-200'e geldi. Hatta ışıldaması için şura shading'e geleyim. Sadece emissive. Buna farklı bir emission muhabbeti de yapabiliriz. Mesela burada Vornoil güzel gidebilir buna. Tabi şu an render alırken nasıl olur bilmiyorum ama. Vornoil miydi ya? Texture. Masgrave. Hatta bu ikisini karıştırabiliriz de. Şöyle yapalım. Mix RGB diyorum. Color 1. Sadece distance'lar alırım. Şuna bakalım ne yapıyor. CTLT bastım ikisine de. Generate'den gelsin bilgiler. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi Musgrave ne yapmış? Musgrave böyle bir şey yapmış. Önce bunu düzeltelim. 4D desek. Scale 1, Scale 100. Detail 10 desek. Vornoil ne vermiş? Buna Rotation Scale atayım. Bir. Aynen. Şu tarz bir şey versin. İkisinin karşımı ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Buna da emişine bağlamadan önce color kısmına color ramp diyeceğim. Color ramp'te de 1, 2 ve birkaç renk katalım. Mesela B yeşil. Şuradan bakalım mesela. Kaç renk yiyor mu onu da denemek istiyorum. Turuncu mesela 7. Yeşil. İşte siyah kısma da bir tık açıp şöyle koyu yeşil tarzı bir şey. Nasıl Halis? Şimdi bunu buradan ayarlayabiliyoruz bu arada. Daha da karıştırabiliyoruz.
Hatta animasyon bile verebiliriz. Gibi. Mesela böyle daha değişik bir görüntü oluştu. Bakalım. Render'ınız gitmiş ama ben bunu yeniden render alacağım. Şey, o içindeki şeyi bir de böyle DNA gibi yapsana, DNA desene gibi. DNA desenim. Oğlum gerçekçi halini sen yaparsın. Ben sana şöyle söyleyeyim. Aynısını Substance Painter'da yaparsın. Bunu da Substance Painter falan kullanırsak yaparız. Ha gerçi şey ya. Burada da yaparsın. Bu kadar emisi vermezsin bir kere. Çünkü burada zaten şuraya emisi vermemiz gerekiyormuş. Şu dışındaki camı saklayayım. Şu modelden şurayı ayıralım. Yanlış oldu. Alt Z ile seçip ayıralım. Bak şimdi Alice. Bunu materyale geri çekeyim. Böyle olsun. İşte DNA dedin ya. Şöyle bir muhabbet yapabiliriz. Bu kalsın yine. Bundan duplicate ediyorum. Mavi diyeyim buna. Şu renkleri maviye çekiyorum. Mavi neli tonu gibi bir şey olsun. Tamam, böyle bir şey kalsın. Hatta emission'da 10 değil de 5 yapalım. Şuradaki sarmalı alıyorum yine. DNA dedin ya. Rotation scale. Buna da yeşili veriyorum. Ama ne yapalım mesela, gidelim şurada alt S, ha, alt S olmuyor mu? Oluyor. Bazı yerlerini alt S yapıp şişirelim mesela. Ya da hiç onunla uğraşmayalım. Bunu convert to mesh diyorum ben. Şeydi ya. Birkaç yerini seçiyorum mesela şöyle. O'ya basayım. S. Şöyle. Şöyle bir şeyler yapayım. Mesela. Buna da rotation scale diyelim, ikisine de. Altıya dediğim zaman camın dışına saç değil mi? Render'ımızı da almıştı ama neyse, render diyelim. Ben Substance'ı daha çok beğeniyorum. Çoğu işimde Substance'da görüyorum. Valla ben Blender'ın materyal kısmını hiç öğrenmedim ya. Şu an yaptığın hiçbir şey bilmiyorum mesela. O da senin ayıbın olsun. Halis ne yapalım? Şimdi şuradan Bunda Substance varken öğrenmeme gerek var mı bir daha onu düşün. şöyle yapalım. CG Trader'dan aylık bir 50 dolar bandında kazanıyorum. Totalde bir 500 dolara geçti 6-7 ayda. 6-7 ay demeyeyim de, hatta 8 ayda diyelim, 500 dolar geçti. Sürekli düzenli model atarsan, mesela aynı bir model yaptın, aynı modelin 10 tane rengini koyarsan falan güzel kazanabilirsin. Ama ilk etapta bir 2 ay çok bir şey bekleme.
Hatta göstereyim SeedTrader'ımı. Bana da hep soruyorlar çok yüklediğimi görünce de kullanmıyorum deyince bir yıkılıyorum. Yani şu totalde 526 dolar. Şu son 5 ay işte 6 aydaki kazançlar da bu. 2 ay 90 bandında 90 ya 100 dolar bandında 2 ay 50 dolar. Bir ay 70. CGTrader %20'sini alıyor. Hatta %20'sinden fazlasını mı alıyordu? Ya sana işte ilk başladığında %70'ini %30'unu alıyor işte. Kol alsana ya. Cüzdanım oradan baksana. Temassız. Temas etmedi. Başlangıçta %70'ini alıyor, veriyor sana site. İşte arttıkça şeyin %80'e kadar çıkıyor. Benim şu an %74'müş. Şuraya da 19 puan kalmış abi. Bir tane daha model atayım da. Bir model yüklemek 20 puan. Bir model sonra 3D Master oluyormuşuz. Böyle bizim CGTrader'da. Ben normalde başka işle uğraşıyorum. CGTrader asıl işim değil. Ek böyle sigara paramı çıkartıyorum diye CGTrader'ın. Normalde sabit maaşlı bir işte çalışıyorum, evet. Ama 3D olarak değil. Ya 3D sektöründe değil. Ya aylık işte bu fiyatlara çıkmak aslında model sayısı değil de hitap eden modellerle karakter modelleri çok satıyor. Yapabiliyorsan özellikle karakter modelleri çok satıyor. Oyun assetleri çok satıyor. Bu çok kötü oldu Alice ya. Da neyse, bizim amacımız bu değildi zaten. Halis Bey uğraşsın yapsın. Yapacağım ya. ZBrush'la karakter yapabiliyorsan rigli olarak atarsan, ya çok da önemli değil de rigli olarak atarsan çok satar. Ya da mesela şu tarz print modeller yapıp da satabilirsin. Print modeller de çok satıyor. Hani hiç topolojiymiş, mopolojiymiş, kasmayayım diyorsan direkt print modeller sat. Ama karakter, oyuna yönelik karakterler daha çok satıyor. Öyle diyebilirim. Öyle diyebilirim diyorum da, şu print modelcinin de 226 review'si var. Ve bunların hepsini satmış bu adam. Küçükken oynadığımız oyuncakları 3D printer şeyine ayarlamış koymuş. Ali, senin var mı başka sorun? Yok, teşekkürler. Modeli de aldın. Kendi modelden sana sanatına bakarak yapacağım. Amaç öğrenmek. Şöyle bir şeyler yapalım. Şu sahnemize geri döneyim. Yayın kanalda duracak, evet. Ben de şöyle karakterlerle uğraşıyorum bu ara. Karakter mi? Hı.
Ben de karakter yapmaya başladım. Karakter seydi kardeşim. Oğlum senden görüyorum bak. Güzel fikirler üretiyorum var ya. Çalacağım bunları sonra. Çal. Ayıp edin. Şimdi Mesela Ahmet'ten bir sürü şey gördüm. Senden bir sürü şey gördüm. Lan şimdi yapacağım diyecekler benziyor. Yapamıyorum da. yaparsın yaparsın. Şuna bir saç yapayım mesela. Shift ile şurayı çıkartayım. Ben Yuşa'nın karakterinden çok ümitliyim ya. Yayındayız. Halis çok da detay girme. Şuna Black Hair diyeyim. Ama Yuşa nerelerde? Bayağıdır yok. Şuşa buradaydı ya bugün. Rahat akşamları falan görmüyor Şöyle bir bonus kafam yapsak. mu? Buradan Particle Edit deyip Select'ten de Roots diyelim. Roots demeyeyim, Tips diyelim. Şöyle de diyebiliyoruz gerçi. Roots mesela alttan 1, 2, 3, 3 deyip CTRL-I yaparsak bunu tam tersini seçiyor. Şöyle mesela nasıl bir saç modeli yapalım? Kanka yayının çok kötü yaptığını hiçbir şey göremedim. Ya YouTube'dan izlersin. Ya da dur hadi. Hiç kapa açıp. Güzel değil mi? Bak güzeldi daha iyi şu an. Berber olmak vardı var ya şurada şimdi saç keserdik 2 dakikada. Bu saç modeli var ama sende bak. Aşağı yukarı ona gidiyor gibi. Şimdi bakalım ne yapmışız. Obje moduna geçtik. Dimdik bir saç yapmışız. Bir karakterde görelim. Hiç emoji'lara benzer. Şöyle yapalım. Şimdi tekrar slash'a basıp ya da öğe basıp şöyle geri tarayalım. Kimyon. Saç yapmak da çok sıkıntı ya harbiden. Oğuz kolay gelsin. Ben çıkıyorum. Görüşürüz hocam, kendinize iyi bakın. Ağzına sağlık, emeğine. Görüşmek üzere. Sağ olun, görüşürüz, kendinize iyi bakın. Halis senin saç modelini yapıyor. Bence böyle yapma ya. Ney? Bu böyle saç yakışmadı karaktere. Eski yöntem mi yaptım? Aynen. Şu saçları bir açalım. Bir saniye. Çok gerçekçi durdurdu yani karakteri. Kolay gelsin. Bak senin çalışmayı gördün mü? Koşarak geliyor. Ne alakası var? Onun saati geldi. Eşref saati geldi. Onun saati geldi o yüzden. Bak şimdi. Abi, senin saatin en rahat Ne var saatin Ali? olduğunu Ne? ama.
Gelmiyorsun da bu aralar bir gelip karakterle sorup çıkıyorsun da. Çünkü misafirimiz var, o yüzden gelemiyorum. Aa, başka sebepler diyorsun ya. Bak Zeynep'i yapalım mesela saç olarak. Zeynep saç nasıl yapıyor diyordun ya, böyle yapıyorum. İşin erken ya biliyorum bir kere TÜİ çalışmıştım da ben de çok kasıyordu bilgisayarımda. Oğuz 3060 aldı, her şeyi rahat rahat Böyle kuaförlere ver, saç şöyle ayırı da sonra kesmeye başlar. Oğuz yeni mi başladı çalışmaya hali? Yo. Dursana ya halisi son. Yo yo. Ne bileyim. Dedi ya sen çalışmaya başladın hemen Zeynep geldi diye. Desene acı yok öyle bir şey. Şey diyemedi. Demek ki yeni başladın. Kanka. Evet, anladım. Bilgisayar yalan söyleyemiyor. Temiz kalpli çocuk. Öyle mi Alice? Halis abi yeni geldi. Aynen Alice yeri geldi. Bak o doğru olabilir. Çok uzun olmadı. Tamam Alice, tamam ben anladım. Zorlanmana gerek Ama yok. şey şimdi Halis bir şeyde zorlanmış, yapamamış. Ona yardımcı olduk. Bak onda doğru. O kesin ya. Şimdi siz kendi aranızda bir gizli bir anlaşma yapıp böyle konuşuyorsunuz. Bana anladım. Ama o saçma Gerçekten olmuş. ben bir model vardı, onu sordu. Hangi Ona yardım modellerde et. yazıyor diskus? YouTube'dan bir arkadaş kral niye modellerinde hep diskus yazıyor diyor. Ne dedin? Bir şey demedim. Deseydin o bir marka. Marka. Bir şey diyeceğim. Şey gibi, aynen marka gibi ya. Kanka yok ya. Durmadı bence. Bence de Üzülür. ya. Çok da Yani çok gerçekçi oluyor. Olmuyor. Yemiyor o karakter. gerçekçi olsun lan. Bizde bak şu. O yemeği dedin bak. Göstereceğim Zeynep bunları. Mecbur. Ne göstereceksin? Alacağım hep seni. Siteye yükleyecek seni. Bak. Yani çalana kadar biz yüklemiş oluruz Halis Bey. Güzel olmuş. Bu olmuş aynen. Bayağı iyi olmuştu. Aynen. Şu Şeye olmamış mı? benzemiş ya bu diğer siyah saç bu. Olmamış. Hani Rusların bir tane şapkası var ya. Bak benim aklıma ne geldi şimdi, dur dur. Ona benzettim. Zeynep zaten şu an benim alacağım şey alacağım para olmadığı için muhtemelen zaten ben Bu arada ben saçları her seferinde tekrardan yapıyorum da burada artı deyip diğer saçı seçebiliyoruz mesela. Hani Halis sen yatırdım çok düştü falan diyordu. Ben Ethereum yatırdım siteye de MetaMask'a atacak kadar bir şey olmadı ya. Yani. O kadar yüklü bir miktar atamadım. Bir şey değil mi? Yani fırsat kolla çünkü yükselecek ve bir daha düşmeyecek. Kim diyor bunu ya? Biz bugün sabah konuştuk da eniştemle. Yok ya. Enişten çok Bak biliyor. sana diyeyim. Ha, Oğuz da diyor da Ethereum daha hiç düşmez diyor. Kanka ben şey dedim ama bu aralar düşecek paso. Dikkat edin. Evet. Yani bir şey olacak sonra bir daha düşmeyecek yükseldikten sonra. Ve bu kadar düşmesi Bence önemli. yani bir insanın tweetiyle yükselip azalan bir şeyin bir daha düşmeme ihtimali diye bir şey yok yani bence.
Ya şöyle söyleyeyim Halis. Tamam. Neye tam dedi bu? Kapatacağım ben de yoksa. Ha, ha. Niye? Öyle Kapatmayacağım eğer. tamam Sen dedi. susun. Çıkmayacağım. Biz duyuyor mu ya yeğeni? Duymuyor. Sen çok biliyor musun gibi tamam dedin bana mı? Hayır yani He? söyledik. Yapmadın, inanmadın. Tamam yani yaşa ve gör Zeynep. diyeyim. Hayır zaten yatıracak param yok da. Yani söylediğim mantıksız mı Zeynep? Ya tabii ki de çok yani şey değil, mantıklı ama yani piyasada genelde bu konuşuluyor haberlerde, ne bileyim eleştirmelerde falan. Millet bu yönde ilerliyor, o yüzden dedim ben. Bak biraz daha misal bu Arkadaşlar oyun içine sıcak baksa insanlar böyle bir garantili bir şekilde olsa böyle bir adamın tweetiyle yükselip düşmeyecek böyle belli bir yeri olacak nereden çıktığı belli olacak koruyan biri olacak onu. Kanka koruyan biri olamaz. Adamlar mesela şey yapıyor. Amerika'da faizler yükseliyor. Adamlar gidiyor parasını faize yatırıyor. Daha fazla kazanıyor. Niye? Şeyde tutsun ki. Bitcoin'de. Ya değişik muhabbetler var. Mesela sadece bir coin piyasını takip etmeyeceğim. Birkaç yere şeye de bakacağım. Ya şey demek istediğim şey be. Niye kapatıyorsun ya? Mesela faizler Ben yükseliyor diyorsun ya. hı. Mesela onun arkasındaki güvence banka. Yani devletin de bir yaptırımı var ona karşı. Kolay kolay bir anda böyle silinip şey olacak şeyler değil. Ama coinler ya şu an sistemden silinse mesela gitti yani. Vallahi Halis bilmiyorum da. Ben bayağıdır şey koy piyasanın içindeyim. Hani bunlar mesela zaten çok ya aslında bu seviyelerden o seviyelere yükselmişler. Ben girdiğimde BNB 80 dolardı ya da 60 dolardı. Şu an BNB düşmüş hali, yıkılmış hali 300 dolar, 400 dolar. Hani bilmiyorum anlatabildim mi? Kanka ben onu demiyorum ki ya. Siz beni anlamadın. Ya da ben anlatamadım. Boş ver ya o zaman. Kafamda kentsel dönüşümler. Tırtıklar falan bayağı iyi oldu ya. Şeyi bulamadım. Benim de Ethereum geçenlerde 220 TL yükseldi, 176'ya düştü. Canım. Yok biri yazmış ya. Fiyatlandırmayı neye göre yapıyorum? Kafama göre yapıyorum ya. Genelde çok yüksek tutmuyorum. Zeynep Hanım. Neyse arkadaşlar YouTube'u kapatıyorum ben şimdilik. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere deyip kendinize iyi bakın.